İzmir'in merkezinde yeşillikler içerisinde ve NATO için çok önemli bir yerdeyiz. Burası NATO Müttefik Kara Komutanlığı. İzmir'deki Kara Komutanlığı NATO'nun yenilenen yapısındaki 3 komuta merkezinden biri. Belçika Mons'taki Müttefik Kuvvetler Komutanlığına bağlı olarak Almanya Ramstein'de hava üssü, İngiltere Northwood'da da deniz komutanlıkları yer alıyor. NATO'nun kara güçleri de İzmir'den komuta ediliyor artık. Kor General Ben Hodges yeni NATO'yu tıpkı bilgisayar yazılımlarının yeni sürümü gibi diye tanımlıyor. Of... NATO'nun 1.0 versiyonu soğuk savaşta görev yaptı. 2.0 versiyonu ile Bosna, Kosova, Afganistan gibi görevler yüklendi. 3.0 versiyonunda şimdi çok daha küçük daha esnek ve elindeki bütün teknolojiyi kullanan, çok daha iç içe girmiş, birbiriyle uyumlu olan bir yapı kuruyoruz. Korsanlık, siber saldırılar, önümüzdeki tehditler. Ayrıca ittifak bazı ülkelerde güvenlik yapısı oluşturmada da rol alacak. Afganistan ve Libya'da olduğu gibi. NATO'nun yeni yapısı gereği bu önemli üste çalışanların sayısı bile sadece 350 kişi. Burada ne yapıyorsunuz sorusuna, Kor General Hodges'in yanıtı önemli. Bu yeni yapıda bütün okulların, kara birliklerinin eğitimin, eş zamanlı tatbikat ve savaş oyunlarının tek merkezden ve teknolojik şekilde sevk ve idaresi mümkün olacak. Bu da maliyetleri düşürüyor. Bütün kara ağlarını bir araya getireceğiz. İşte bunun için İzmir'in görevi önemli. Komuta merkezinin iki numarası harekat başkanı İngiliz albay Gordon Falconer ise eski bir helikopter pilotu. Türkiye'de NATO karşıtı bir duruş var mı? Burada istenmediğinizi hissettiniz mi hiç diye sorduk. Buradaki ekibin büyük bir bölümü Afganistan'da da beraber çalışmış insanlar. İzmir'in biraz dışında, sizler gibi apartmanlarda oturuyoruz. Eşlerimiz Türkçe öğreniyor, çocuklar havanın güzelliğine hayranlar. Biz hiç istenmediğimiz hissine kapılmadık. Tam tersine İzmirliler ve Türk halkı büyük bir ilgiyle bizi karşıladı. İzmir'deki Landcom komutanlığında İspanya'dan, Almanya'dan hatta Kuzey Avrupa ülkelerinden bile görev yapanlar var. Komutanlık önümüzdeki yılın ortalarında operasyonel kabiliyetini tam anlamıyla kazanmış olacak.